Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu kilo verme, ereksiyon ve zayıflama ilaçları. Kilo önemli çünkü kilo aldıkça bizim hipogonadizm dediğimiz yani cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu ve hormonal bozukluklarımız daha fazla görülmeye başlanıyor. Aynı zamanda kişi kendi vücut görüntüsünü beğenmediği için, kendine karşı güvenini kaybettiği için psikolojik olarak da etkilenme daha fazla oluyor. Obezite yani fazla kilo aslında içinde birçok sorunu barındırıyor. Çok kompleks bir durum ve kilo vermek hiç de kolay bir şey değil. Kilo ne kadar çoksa, kişinin yaşı ne kadar ileri ise, hareket kabiliyeti ne kadar azsa kişinin kilo vermesi zorlaşıyor. İyi bir iradeye sahip olmak lazım. Hem de iyi bir disipline sahip olmak lazım. Hayat alışkanlıkları hepten değiştirmek lazım. Ama günümüz şartlarına baktığımız zaman kilo alabileceğimiz yiyecekler çok daha fazla. Gıda pazarlaması, marketing çok fazla. Ve çok hareketsiz bir hayatımız var. Bütün günümüz oturarak geçiyor ister istemez. Ve kilo almak artık çok kolay. Yiyeceğe de ulaşmak eskisine göre çok kolay olduğu için insanlar hızlı bir şekilde kilo alabiliyor. Dediğim gibi kilo vermek bu şekilde dediğim gibi çok önemli. Kilo vermek için bir sürü diyet şekli var. Ama sonuç olarak baktığımızda ne yaparsanız yapın harcadığınızdan daha az almanız gerekiyor kaloriyi vücuda. Zaten bu da olumsuzluğu baştan getiriyor. Kişi diyor ki ben diyor eğer diyor az kalori alırsam doymam. Az yersem doymam diyor. Ve kişinin bu doymama duygusu kişiyi gerçekten çok zora sokuyor. Çok sıkıntıya sokuyor. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var dikkatli seçicilikle ilgili. Çünkü çok önemli kilo vermede. Diyorlar ki size bir şişe sıvı vereceğiz. Bunun içerisinde 600 kalori var ve siz bunu içtiğiniz zaman doyacaksınız. Diğer grubada diyorlar ki bunun içerisinde sadece ve sadece 120 kalori var ve sen bunu içtiğin zaman kolay kolay doymayabilirsin diyorlar. Aslında şişenin içerisinde sadece 300 kalori var. Ve iki farklı gruba veriyorlar bunları bu şekilde. Diyorlar ki işte 120'ye 600. Sonra ghrelin hormonuna bakıyorlar arkadaşlar. Ghrelin hormonlarına baktıklarında 600 kalori diye verdikleri grubun ghrelin hormonu güçlü bir şekilde baskılanıyor. Ghrelin hormonu nedir? Ghrelin hormonu iştah hormonu. Yani biz acıktığımız zaman mideden salınan ve beyne diyor ki yani açsın ve git bir yerlerden yemek bul ve ye diyen hormon. Ve çok evrensel bir hormon, hayati bir hormon, olmazsa olmaz bir hormon. Ama bizim 600 kalori verdiğimiz dediğimiz yani 600 kalori alıyorsun dediğimiz grubun ghrelin hormonu güçlü bir şekilde baskılanmış. Yani beyin diyor ki ben 600 kalori alıyorum tamam baskı edebilirim diyor. Ölçmüyor yani ama sonuçta bu laboratuvar değil. 120 kalori verdiğimiz grup ise ghrelin hormonu fazla baskılanmamış hala aç. Aslında 300 kalori almış. Yani iki gruba da 300 kalori vermişiz ama bu açlıkları, iştahları sadece sözel olarak değil aynı zamanda kimyasal olarak da birbirinden farklı çıkıyor. Bu aynısı bu çalışmanın şeyde de yapılmış. Bir gruba kocaman bir porsiyon veriyorlar. Bir gruba da küçük porsiyon veriyorlar ama ikisinin de kalorisi aynı. Büyük porsiyon yediğini düşünen grup doyuyor. Ama küçük porsiyon yediğini düşünen grupta ghrelin hormonu hala baskılanmamış, hala yüksek olarak çıkıyor. Bu dikkatte seçicilikle ilgili bu durum. Burada ben size küçük bir video dinlettirmek istiyorum. Burada ben size küçük bir video izlettirmek istiyorum dikkatli seçicilikle ilgili. Buradaki videoda iki tane grup var. Bir tanesi beyaz tişört giymiş, bir tanesi siyah tişört giymiş. Bu gruplar birbirlerine top atıyorlar. Beyaz tişört giyen, bu videoda beyaz tişört giyen oyuncuların birbirlerine attıkları pasları sayacaksınız şimdi arkadaşlar. Burada ben size açacağım videoyu. Ne kadar önemli olduğunu, dikkatli algının ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Evet videomuz bitti. Beyaz grup kaç defa birbirine pas attı saydınız mı? Yaklaşık sanırım 15 değil mi? 15 defa pas attılar birbirlerine. Peki bu video esnasında bu pas atanların içerisinden geçen kocaman bir goril vardı arkadaşlar. Bu gorili gördünüz mü? Şimdi insanlar birbirine pas atarken kaç defa pas attı diye siz bunu hesaplarken kocaman bir goril geçiyor arkadaşlar. Yani ortamdan kocaman bir goril geçiyor ve siz bunu görmüyorsunuz. Bu dikkatte seçicilik bu kadar önemli işte. Sizi kör edebiliyor arkadaşlar. Sizi tamamen dikkatinizi dağıtabiliyor.
Bu dikkat ve seçicilik aslında bu kadar basit bir şey değil. Neden değil? Çünkü birçok insanın dikkatini bir yere çektiğiniz zaman ister istemez birçok şeyi insanların görmemesini sağlayabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde yani diyet olayı gerçekten çok zor. Çok motive olması gerekiyor, profesyonel destek alınması gerekiyor, mutlaka egzersiz yapılması gerekiyor. Peki şu anda kullanılan ilaçlara baktığımız zaman kilo vermek için hangi ilaçlar kullanılıyor dünyada? Zenical kullanılıyor, fentermin kullanılıyor Amerika'da. Contravia diye bir ilaç kullanılıyor. Bu da psikolojik ilaçların antidepresan artı alkol bırakma ilacı aslında bunların ikisini birleştiren bir ilaç. Ve son dönemde aslında ben bu ilacı sırf bunun için yaptım. Liraglutid denilen Saksiyon'da 2014 yılında FDA onayladı. Bir de Semaglutid diye iki tane ilaç çıktı. Bu ilaçlar arkadaşlar FDA'nin şu anda kilo verme için, uzun dönem kilo verme için onayladığı ilaçlar. GLP-1 analogları. Bunlar yani glukoz like peptit denilen biz yemek yedikten sonra bağırsaklardan salgılanan bir hormonun analogları bunlar. Bu ilaçlar bu GLP-1 ne yapıyor peki? GLP-1 bu bağırsaklardan salgılanan hormon çok özel bir hormon. İnsülini yükseltiyor, insülin artmasını sağlıyor, kan glukozunu düşürüyor. Karaciğerdeki glukoz üretimini azaltıyor, yağ üretimini azaltıyor. Beyinde bilişsel fonksiyonlarda çok önemli olumlu gelişmeler yapıyor. Kalp ve damar sağlığı için çok önemli gelişmeler yapıyor vücutta. Aynı zamanda midenin boşalmasını, bağırsakların boşalmasını yavaşlatıyor. Bunun analogları piyasaya girdi. İlk çıkan liraglutid, Saksendor markasıyla çıktı. Kullanıldığı zaman hastalarda yaklaşık %8-10 civarında bir yıl boyunca kullanıldığında bir zayıflama sağladı. İştah bastırıyor çünkü. Kişinin daha az kalori almasını sağlıyor. Plasebo ile karşılaştırma çalışmalarında olumlu sonuçlar çıktı. Daha sonra liraglutid'den sonra semaglutid çıktı. Bu da gene GLP-1 analoğu. Burada daha da yüksek bir başarı elde edildi. Yaklaşık 68 haftada kişilerde %15 civarında, 17 civarında bir kilo verme sağladı uzun bir yıllık bir süreçte. Tabii bu ilaçlar plasebo ile ve egzersiz diyetle karşılaştırılıyor. Burada kişilere plasebo artı egzersiz diyet yaptırıyorlar. Burada da yaklaşık %3 civarında kilo kaybı sağlanıyor. Bıraktıktan sonra egzersiz ve diyeti tekrar kilo alma sağlanıyor. Ama semaglutiti hasta bıraktıktan sonra çok ciddi bir kilo alma oluyor gene tekrar. Bu da sıkıntılı bir durum tabii. Esas benim dikkatimi çeken, benim özellikle odaklandığım konu bu ilaçlar acaba kullanıldığı zaman hormonal değişiklik yapıyor mu? Bu hipogonadizmi olan erkeklerde ne gibi sonuçlar çıkmış? Bununla ilgili 2023'te çok yeni, daha yeni bir yayın çıktı bu yılın içerisinde. Burada semaglutid kullandıktan sonra burada hastaları üçe bölmüşler. 18-35 yaş arası hipogonadizmi olan, yani düşük testosteron olan, aynı zamanda şikayetleri olan 110 tane hastayı 3 gruba ayırmışlar. Hastaların bir grubuna HCG vermişler. Yani human chorionic gonadotropin artı FSH vermişler. Bir gruba Saksendo vermişler. Diğer gruba da transdermal yani jel formunda testosteron vermişler. Sonra da bu hastaları 4 ay böyle tedavi verdikten sonra takip etmişler. Tedavi sonrasında neler olmuş? Ona bakacağız şimdi. En çok kilo veren grup Saksendo. Yani testosteron alan grupta değil, HCG alan grupta değil. Ondan sonra body mass index düşen grup hemen hemen kafa kafaya. Bel çevresinde en fazla erime ve küçülme gene Saksendo'da yani GLP-1 analoğunda. Çok enteresan bir şekilde haftada 4000 ünite HCG alan grupla Saksendo olan gruba baktığımız zaman testosteron artışı testosteron artışı en fazla Saksendo olan grupta gerçekleşmiş. Bayağı bir artış var burada. Onun dışında FSH, LH seviyelerine baktığımız zaman tabi burada FSH, LH seviyelerinde düşme var. Dışarıdan FSH verirsen, LH verirsen HCG alan grupta LH seviyeleri düşmüş. Ama Saksendo olan grupta tedavi öncesine göre ciddi artış var. Anabolizan olan grupta tabi FSH, LH seviyeleri özellikle FSH'de yavaş seviyede anabolizan olan grupta gördüğünüz gibi bariz bir şekilde düşmüş. Yani Saksendo aldıktan sonra hem testosteron hem FSH hem de LH'de artış var. Onun dışında seks hormon binoglobulinle PSA'da bakmışlar. Her şeye geçtim. Sperm kalitesinde bir artış olmuş. Sperm kalitesinde
LH olan, yani hormon konotropin alan, HCG alan gruba göre normal formlar, spermdeki normal formlarda artış olmuş, düzelme olmuş. Onun dışında bir de sertleşme ile ilgili anket sorgulamasında en iyi sonucu Saksando vermiş. Burada bariz bir şekilde farklı. Ve PDE5 inhibitörü, yani Cialis Viagra kullanımında da gene en fazla azalma Saksando grubunda olmuş. Bir çalışma daha var gene yakın bir süre içerisinde çalışma. Buna benzer bir sonuç çıkmış liraglutid. Hemen bilim adamları gene başka bir çalışma daha yapmışlar. Acaba anabolizan steroid kullandıktan sonra bu GLP-1 analogları işe yarar mı? Bunu tabi hayvanlar da yapmışlar. Hayvanlarda da gene buna benzer sonuçlar çıkmış. Saksando ile GLP-1 analogları, yani kullanıldıktan sonra LH, FSH ve testosteronda anabolizan kullandıkları hayvanda tabi düşüyor önce. Daha sonra Saksando kullandıktan sonra LH, FSH ve testosteron yükselmiş. Aynı zamanda Kispeptin denilen bir hormon da yükselmiş. Bu GLP-1 analoglarının büyük ihtimalle hem zayıflamadan hem de bu beyinde Kispeptin denilen hormonun artışından da bu düzelmeden sorumlu olabileceğini düşünüyorlar. Kispeptin şu anda ilaç formu yok ama yakın dönemde 5-10 sene içerisinde buna benzer bir Kispeptin formuna benzer bir ilaç çıkacağını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü bir sürü çalışması yapılıyor şu anda. Hipotalamus ve hipofiz üzerinden çalışıyor bu Kispeptin ve sertleşme, cinsel isteksizlik gibi, erektil disfonksiyon gibi durumlarda çok iyi sonuçlar veriyor. Aynı zamanda LH, FSH ve testosteronu da arttırıyor Kispeptin. Bunun ilaçlarının ileride çıkacağını düşünüyorum. Yani benim tecrübeme bakacak olursanız ben de hastalarımın bir kısmına Saksando'yu kullandım. Özellikle hem hipogonadik hem de obez olan hastaları seçtik. Özellikle obez olan hastaları seçtim. Gerçekten de hem kilo vermede hem de testosteron ve FSH, LH artışlarında olumlu sonuçlar aldık. Ama şöyle bir şey var. Bu ilaçları dikkatli kullanmak gerekiyor. Safra kesesi, tiroid ve pankreasta yan etki yapabiliyor. Çok daha yeni ilaçlar bunlar. Açıkçası bunların bu etiketle, yani hastada sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik gibi ya da işte testosteron artışı gibi kullanımı etiketi almış durumda değil. Yani bu amaçla kullanılmıyorlar bunlar. Bunlar sadece kilo verme amacıyla kullanılan ilaçlar. Ama dediğim gibi hastaya hem kilolu hem hipogonadizm varsa tercih edilebilecek ilaçlardan bir tanesi, ama mutlaka ve mutlaka doktor kontrolü altında ve takibinde olması gerekiyor. Çünkü bunlar çok daha yeni ilaçlar. Dediğim gibi semaglutid bile şu anda Avrupa'da, Amerika'da çok popüler ve pahalı bir ilaç tabii. Ama daha FDA onaylayalı 2 sene oldu. Birçok çalışma yapılıyor ama bu da bir sektör sonuçta. Kimyasal da olsa, ilaç da olsa bu da bir pazarlama. Bunu da doktorlara pazarlayıp oradan hastalara pazarlamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi tirzepatit de daha yeni çıktı. Onunla ilgili de birçok yayın var. Bu çok büyük bir pazar, çok büyük bir market. Hem büyük firmalar hem gıda firmaları birçok ilacı pazara sokup satmaya çalışıyorlar dediğim gibi. Sonuçta birazcık da beklemek gerekebilir. Yeni yayınların çıkmasını beklemek gerekebilir. Ama belki ileride PCT sonrası da, yani belki ileride anabolizan kullanımı sonrası da devreye girebilecek ilaçlardan bir tanesi gibi duruyor. Şu anda herhangi bir protokol yok bu konuyla ilgili. Ama tabii yeni çıkan araştırmaları takip etmek lazım. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.